dünyanın dört bir tarafındaki müzikseverler merhaba. Ben Murat Yatağan Baba, hepinize saygılarımı sunuyorum. Seni ilgili alayım, kim çözecek o bilmeceyi? Ateşte yanar pervayı, ben oldum derdinden bir alayım. Dün kargoyla bu geldi. Bu nedir? Bir anlam veremedim. Bir şeyle benzemiyor, çok uzun. Bakın şimdi ben bu app programında nasıl bir güzelliği kaldıracağım ve içinden ne çıkacak? Oynatalım Uğurcuğum, pardon, açalım Muratcığım. Siz arada değil, Murat Bey lütfen biraz daha kaldırır mısınız diye. Vay, 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 vay. Şu güzelliğe bakar mısınız? İçinden ne çıktı? Biz 1988 yılının Ekim ayında 7'den 77'ye başladığımız günlerden bugünkü gibi cep telefonu, bilgisayar, laptop, notebook, Google, Facebook say sayabildiğine yoktu. Ama bizim ajanda ve pusulamızın yanı sıra karşı konmaz bir azmimiz var. Daha History Channel ve benzeri TV kanalları yok iken dünya ve insanlık tarihinde insan olarak nereden gelip nereye gittiğimizi bilen bir ekiptik. Kameranın önünde de yaptığı işi kazanacağı paranın çok önünde tutan, öğreten değil, görmeyen gözlere gösteren bir sanatçı vardı, Barış Manço. Ama eserin aranjeleri o kadar güzel ki yani bunu söylemek zorundayım. Eser, aşkına. Söz gelişi Patagonya'ya gidiş amacımız, Pandro Magno adlı bir balıkçı kasabasının bulunduğu koya gelip doğuran anne balinanın yavrusunun doğmasını çekmekti. Bebek balinanın doğumunu ve anne ile babasının ona yüzme öğretmesini çektik. Barış, vahşi ve saldırgan deniz aslanları ile oynaştı. Penguenlerin kuluçka yatışlarını, bebek penguenlerin yüzme öğrenişlerini kameraya aldı. Patagonya o zamanlar Kaf Dağı gibi bir masal yeri olarak düşünülüyordu. 7'den 77'ye Patagonya'yı bir masal yeri olmaktan çıkardı. İnanıyorum ki Barış biraz daha bizlerle birlikte olabilseydi, biz hep birlikte Kaf Dağı'nı da bulur, oraya da giderdik. İmza Erkmen Sağlam. James Bond adlı bir parçamız var şimdi. Nereden çıktı demeyin. Ben aranjeye öyle bir isim taktım ve bu parçanın adını James Bond taktık. Şimdi gelecek. Şimdi. Maestro. Thank you.
Erkmen abimizden bu Erkmen Sağlam objektifinden 25. yıl 7'den 77'ye fotoğrafları sergisi nedir, ne değildir onu bir anlayalım. Ayrıntılar için Caddebostan Kültür Merkezi'ne gidiyoruz. Şimdi 8 Ekim 1988 yılı, yani 8 Ekim gününde 7'den 70, Barış Manço ile 7'den 77'ye yayına girdi. Bu yıl 8 Ekim'de Barış Manço ile 7'den 77'ye programının başlamasının 25. yılı oldu. Bu 25. yılı nedeniyle de ben o bütün o yolculuklar sırasında ama Türkiye içinde ama yurt dışında program çekerken fotoğraflar çekmiştim. O fotoğraflardan oluşan bir sergiyi 25. yıl münasebetiyle o nedenle sergileyeceğiz. Büyük bir sürpriz oldu aslında. Sergilemeyi tasarlamıştım ben ama Dolmabahçe Sarayı'nın sergi sorumluluğunu bize verileceğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Hayal edemezdim. Söz konusu olduğunda gördük ki aslında biz farkında değildik yani. Biz meğer çok önemli bir iş yapmışız. Bir efsane olmuş o program. O programın sergisi, o fotoğrafların sergisinin ancak ve ancak Dolmabahçe Sarayı'nda açılmasının yakışık olacağını söyledi yetkili kişiler. Milli Saraylar'a bağlı biliyorsunuz Dolmabahçe Sarayı. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlı. Oradan böyle bir jest yapıldı. Ve onurlandırıldık. Ne kadar sürecek sergi? 4 gün sürecek orada. Birinci gün bir medyaya bir lansman yapılacak, bir tanıtım olacak. Aslında halka açık 1, 2 ve 3. günler. Sonra 7. gün AK Merkez'in sergi salonuna taşınacak. Sonra da dileğimiz bizim 7'den 77'ye madem ki bir Türkiye'nin programıydı, bütün Türkiye'nin programıydı. Çok yoğun sosyal medyadan bir şey de var, bir istek, arzu da var. Biz de istiyoruz ki bu Barış Manço ile 7'den 77'ye fotoğrafları Türkiye'nin bütün şehirlerinde aslında sergilensin. Kısmetse taşıyacağız da. Hatta dileğimiz yurt dışına da taşımak. Bizim çünkü hem o program sırasında hem öncesinde sadece Türkiye'de barış konser vermedi. Biz Afrika yolculuğunda Brazzaville'de 90 bin kişiye de konser verdik biz. Allah nasip etti yani. Her şey nasip etti aslında. Tokyo konserini zaten bütün herkes biliyor, herkes istiyor, izledi. Dileğimiz sadece Türkiye'de kalmasın bu sergi. Hem o günleri taşıyalım. Hem de Barış'ı tekrar hatırlatalım. Aslında Barış'ı hatırlatalım fazladan bir laf da zaten unutulmadı o. İşte Bakü'ydü, Tokyo'ydu, şurası burası falan dolaştırmak gayreti içinde olacağız. Yani ne diyelim ki Allah utandırmasın. Bugüne kadar Erkmen abimizin sergisinin hayırlı olmasını ve gönlünden geçtiği gibi ve de insanların beklediği gibi Türkiye'nin değişik yerlerinde hatta dünyanın da bazı noktalarında sergilenmesini umuyorum. Caddebostan Kültür Merkezi'nde asıl etkinlik ise 24 ayar konseriydi. İlk kültür merkezi konserlerini verdiler. Şimdi size o konserden böyle ballı börekli kaymaklı şarkıyı seçtim. Onu yayınlayacağım. Oh!